Ya Damian Comol mesela şunu düşünüyor mu? Sayın Koç dedi ki bizim futbolumuzun patronu Damian Comolli'dir. Dolayısıyla bir yapısal değişiklik yoktur. Ama ben Comolli olsam istifa ederim ya. En azından güven tazelemek için. Başkana gidip ya, ben bu kadar adam getirdim. Takım 17. 16 puan toplamış. 17. Başkan da diyor ki biz giysek diyor formayı. Hı hı. Biz giysek daha çok puan alırdık diyor. Böyle de T'yi alıyor aslında. Ya o açıklama, o cümle üzerine çok tartışılabilir. Bence T'yi almıyor orada. Şimdi bütün açıklamalarını göz önüne getirirsek Ali Koç'un, Fenerbahçe Başkanı'nın orada demek istediği şu, bir önceki cümleyi ve sonraki cümleyi de doğru okumak lazım bence. Şunu diyor. Ya diyor, hani biraz benim söylediğim cümleye de benzer. Ya ben öyle dediğim anlamda söylemiyorum. Ya bu kadar da olmaz diyor. Yani Fenerbahçe diyor, neyi ne kadar biz kötü yaparsak yapalım. Hani 17. olmaz zaten diyor. Bu toplar içeri girmiyor, o oluyor, bu oluyor. Ya biz bile, yani futbolcular kötü futbolcular değil ama... Demek istediğimi anlatabildim mi? Yani bence orada verilmek istenen mesaj, ya bunlar da rezil, ben bile çıksam oynarım mesajı değil. Bu futbolun doğasına, mantığına aykırı. Ya ben bile olsam daha fazla puan almıştım diyor. Bence böyle bir ton bu. Yani iki ton arasındaki farkı anlatabildim mi? Anladım. Yani... Anladım. Şimdi futbolun doğasına, mantığına aykırı da. Şimdi bir de hayatın doğası ve iş hayatın doğası ve mantığı var. Tamam. Bir iş yeri düşün, maaşlar düşürülmeye çalışılıyor. Ne yapılıyor o zaman? Kariyeri daha... CV'si daha zayıf insanlar işe alıyorsun o zaman maaşı düşürmek için. Gençleştirmeye çalışıyorsun. O zaman tecrübeden feragat ediyorsun değil mi? Yöneticisini değiştiriyorsun. Yöneticiyi de başka bir şeyden, evrenden, futbol evreninden getiriyorsun. Artı... Bu üç temel faktörü değiştirmeye çalışıp bir de oyun sistemi, iş yapış biçimini de değiştiriyorsun aslında teknik yöneticiyi değiştirdiği için. 4. Ya futbolun %100 başarıyı garanti etmeyen ama ihtimali yükselten bir takım şeyleri var. Kutsanan gerçekleri var. 1. İstikrar. 2. Tecrübe. 3. Uzun dönem birlikte çalışmış teknik adam vesaire birlikteliği. 4. Yönetim istikrarı gibi, zaten gerisine de şansa kalıyor biraz. Sen uzun dönem çalışma yapıp bilimsel çalışmayı da yaparsan, bilimselliği de ekleyelim buna. Hı hı. Kondisyonu vesairesi, taktik vesairesi. Ama sen bunların hepsini birden, hiçbirini sağlam tutmayıp, ya kadroyu tutarsın, teknik adamı değiştirirsin belki. Teknik, tamam sen her şeyin... sen bunun önünü açıyorsun. Olmaz, olur. Olur. Tamam, ben zaten burada... Anladın mı? Burada kazanma ihtimali başarısız... sen göz göre göre düşürüyorsun. Ha, bunun nedeni ekonomik diyor. O zaman işte... Orada da büyük bir şey başarısızlığı var. Net bir sportif direktör başarısızlığı var. Şöyle gözüküyor çünkü. Sportif direktörüne parayla futbolu buluşturan, paradan optimum faydalanmayı, yani verdiği 5 liranın 5 lirasında sahada verimli olarak alma amacında olan, o işi yapacak. Yani adaptör gibi bir adam aslında. Enerjiyi telefonda şarj olarak aktaracak. Yani oradan sen bir tanımlama oldu. Öyle bir tanımlama yaptım. Nasıl evet, ayda yılda bir adaptör oluyor? Adaptör. Yani komolleştir adaptör diyorsun. Adaptör yani. Aslında yani parayla, paradan verimi oyun içerisinde alma adaptörü. Evet. Çünkü hem futbol dünyasına hakim, iyi transfer yapıyor, optimum şey paralarla, Komolli uygun para yani. O unvandaki kişi. Unvandaki olması evet. Gereken ideali. Evet. Ve teknik direktörün istekleri doğrultusunda, yönetimin bakış açısı doğrultusunda, daha taraftarın da şeyi doğrultusunda. Mevcut kadro vizyonu doğrultusunda. Ya Sayın Comolli yani ne düşünüyor mesela? Ben zaten ya burada başarı veya başarısızlığı tartmış falan değilim zaten yani. Getirdiğin adam. Ben desem ki şimdi burada hayır Fenerbahçe gerçekten harika bir gelecek oluşturuyor falan. Kim inanır canım bana ya, böyle ya saçma şey mi oldu? Konusu, 17. canım yani. Girmedi konusu. O bir hayır. Tane iyi, bir Fenerbahçe'nin iyi oynadığı maç söyle bana. Rica ediyorum. Bir Fenerbahçe'nin iyi oynadığı bir maç. Evet ya. Bunlar hemfikiriz. Bir maç yok. O zaman neresi girmedi ki? İyi oynamamışsın zaten.